Son dakika haberi 24 saat. İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile nükleer üzerine anlaşma imzalamış, bu ülkelerin koşullarını kabul etmişti. Göreve geldiğinden beri anlaşmaya karşı olduğunu vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı anlaşmadan çekilmekle tehdit etmişti. Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları tarafından Pekin'de yapılan ortak basın toplantısında iki ülkenin İran anlaşmasını koruyacağı açıklandı. Ortak açıklamada, anlaşmanın revize edilmesine karşıyız ve 6 büyük güç ve İran arasında yapılan uluslararası çalışmayı sıfırlama girişimini verimsiz buluyoruz, dendi. Açıklamada, anlaşmayı sabote etmek için tüm girişimlerin engelleneceği vurgulandı. Suriye açıklaması. Suriye konusunda yapılan açıklamalardaysa Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin füze saldırısı kınanırken, bu saldırının kimyasal silahları yasaklama örgütünün araştırma girişimine engel olma amacıyla yapıldığı söylendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı ile açıklamasında, iki tarafın da Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısını son derece kötü gördüğü ve yapılanın uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Suriye konusundaki çabalarına tam destek verdiklerini vurguladı. Çin ve Rusya, kapsamlı işbirliğinin artması ve karşılıklı işbirliği çağrısında da bulundu.